Aşkım görüşürüz. Görüşürüz. Hayırlı işler. Sağ ol. Anneciğim ben çıkıyorum. Bir şey istiyor musunuz? Onur. Ay dur oğlum. Şey evde bir takım eksiklerim var alınacak mutfak için falan. Nasıl yapacağız onları? Ay yok anneciğim. Siz hiç zahmet etmeyin. O işleri Samet hallediyor. Yalnız ne eksik ne gedik hani bir liste yapabilirseniz bana mesaj atarsınız. Ben Samet'e söylerim. O halleder. Eve getirir yani. Tamam. Öyle yaparım ben. Ay ben bakayım. Dur. Hadi siz vedalaşın. Tamam. Hadi. Aşkım ben gitmesem mi acaba? Biraz daha mı kalsam ya? Ay saçmalama istersen. Ama siz hep birliktesiniz. Özlüyorum. Biz de seni özlüyoruz tabii. Yani ben düşünüyorum da bayağı koca olmak için, baba olmak için doğmuşum yani de işte fark edememişiz durumu yani. Fark ettirene bakacaksın. Tabii orası da öyle. Neyse hadi gideyim ben o zaman. Hayırlı işler. Sağ ol aşkım. Oğlum bekliyor ama. Tamam gittim. Anneciğim günaydın. Günaydın oğlum. Hoş geldin. Bu kadar erken saatte geldiğine göre torun bir başka oluyor herhalde değil mi? Tabii torun bambaşka bir şey ama ben sizi de merak ettim. Nasıl her şey yolunda değil mi? Bir sıkıntı yok. Biz de her şey yolunda anneciğim de. Sen de yolunda değil gibi bir sıkıntı mı var? Onur. Ben senin bu yengenden fevkalade korkuyorum. Artık yapabileceklerinin sınırı yok. Yine ne yaptı anneciğim? Songül Hanım'a sözleşmeyle ilgili giden mektubu Betül yollamış. Hiç şaşırmadım ya. Onlar da ipin ucunu iyice kaçırdı ama artık ha. Miras için her şeyi yapar. Bu arada amcanı da evden kovmuş sinirlenip yazık. Ne diyorsun ya? Ay Allah. Yani bizimle uğraştıkça kendi ailesinin huzuru kaçıyor bak. Bu arada Allah'tan sen konuştun da Lale ile şu sözleşme meselesini vallahi rahat ettik yoksa bizim huzurumuz kaçacak. Evet anne onu yani sen şimdi artık bu konuyu daha fazla düşünme. Yani kimseye de bahsetme sakın ha. Yok bahsetmem sen merak etme. Kötülük de bir yere varılmıyor görüyorsun değil mi? Varılmıyor da sen çok dikkatli ol yavrum. Bu kadın çok tehlikeli ne yapacağı hiç belli değil lütfen. Tamam hadi sıkma canını konuşuruz. Tamam bir tanem tamam. Haydi hoşça kal. Hadi görüşürüz. Görüşürüz bir tanem. Onur Bey, Emir nasıl? Çok iyi Samet. Vallahi Emir'den bahsedince nasıl neşeniz yerine geliyor? Vallahi babalık çok farklı bir duyguymuş yani. Darısı başıma artık. Ya Onur Bey, siz çok güzel bir aile oldunuz. Allah mutluluğunuzu daim etsin. Amin Samet, sağ ol. Benim bu konuyu bir an önce halletmem lazım. Beni yanlış anlamanı istemiyorum ama annenle konuşabildin mi? Evet konuştum. Ne oldu peki? Ne olur hallettim de. Her şey o kadar güzel gidiyor ki hiç gerilmek istemiyorum. Merak etme hallettim. Ya gerçekten mi? Çok mutlu oldum. Ben de çok mutlu oldum canım. Artık gerilme sen de tamam mı? Kapatalım bu konuyu geçmişte kalsın. Tamam. Kapatalım. Ay, Onur çok mutluyum. Hafta sonu evleniyoruz. Her şey yoluna girdi. Daha ne isterim ki ben ya? Lale ona yalan söylediğimi öğrenirse çok üzülür. Ama o zaman için doğru olan buydu. Ne yapacağım ben? Merhaba. Dayıcığım ne yapıyorsun? Teşekkür ederim, iyiyim. Sen nasılsın? Ne olsun, holdingdeyim, çalışıyorum. Lale ile Emir nasıllar? İyiler dayı, onlar da iyiler.
Dayı müsait misin, biraz konuşalım mı seninle? Apollo, biliyorsun senin için her zaman müsaitim. Hayırdır oğlum? Dayıcığım, yüz yüze konuşsak daha iyi olacak. Ha, nasıl yapacağız? İstersen şirkete geleyim. Tamam, süper olur. Yani aslında ben de gelirdim, dışarıda buluşurduk ama inan burası çok yoğun, kıpırdayamıyorum yani holdingden. Tamam olur, ben hemen çıkıyorum o zaman. Tamam, bekliyorum. Bay bay. Dayıcığım hoş geldin. Hoş bulduk Apollo. Geçsene. Amerikano söylüyorum. Yok yok, Türk kahvesi içelim ya. Tamam hadi Türk kahvesi içelim bu sefer. Ayşegül. Bize iki Türk kahvesi sade. Hı. Tamam sağ ol. Anladım. Telefonda sesin hiç iyi gelmiyordu. Böyle bakıyorum sana, yani böyle de pek iyi değilsin. Ne oldu oğlum? Vallahi dayıcığım yalan yok. Pek iyi değilim. Annenle mi ilgili? Yok, annemle ilgili değil. Bu sözleşmeyle ilgili bir mektup vardı, sana bahsetmiştim. İşte onu Betül yengem yazmış. Betül mü? Aynen dayı. Bu kadın ne yapmaya çalışıyor ya? Sizden ne istiyor? Amacı ne? Ya huzur bozmak istiyor dayı. Yani işte çekememezlik, kıskançlık. Yıllardan beri bu böyle, biliyorsun durumu. Bunların yapmaya çalıştığı şey, yani huzuru bozmaktan öte resmen sizi ayırmaya yönelik. Ha yok, o işler öyle kolay değil dayı. Ben buna müsaade etmem. Hı. Gel. Teşekkür ederim evladım. Afiyet olsun. Sağ ol. Bu kabul edilebilir bir durum değil. Her yani siz Lale ile ayrılınca bunların eline ne geçecek? Onurcuğum. Bunların verdiği mücadelenin çok büyük bir sebebi olmalı. Dayıcığım yani sebebini bilmiyorum ama ben çok huzursuzum. Sonuçta Lale'ye yalan söyledim. Sözleşmeyi iptal ettim dedim ama etmedim. Sonuçta o anda doğru olan saklamandı. Değil mi dayı, değil mi? Yani sonuçta ben sözleşmeyi iptal etsem bu sefer ailem karşı çıkacak. Evlenmeme müsaade etmeyecek, karı gür, yani bir sürü kavga dövüş olacaktı. Evet, evet, yani nikahtan önce acayip bir tatsızlık çıkacak. Sen de bunlara engel olmak için yalan söyledin zaten, değil mi efendim? Aynen öyle. Ya dayıcığım, ben Lale ile bugün bu konuyu konuşacağım. Çünkü Betül yengemin bir sonraki hamlesini bilmiyoruz. Onurcuğum, emin misin? Yani sana çok kızabilir. Biliyorsun, yeni doğum yaptı. En hassas süreçte. Biliyorum dayı da, eminim. Yani Lale belki bana kızacak ki haklı da. Sonuçta ben evliliği bir yalan üstüne kurdum. Ama bu yanlıştan da dönmem lazım. Zararın neresinden dönülürse kârdır sonuçta. Haklısın, seni anlıyorum. Evet evet. Ama bence önce sen bir annenle konuş. Anneni bu sözleşmeyi iptal etmeye inandır ve ikna et. O zaman işlerin daha kolaylaşacak. O zaman dayı sen de bana biraz yardım etsen, annemi birlikte ikna etsek. Tabii evladım. Biliyorsun ben her zaman senin yanındayım. Bir şekilde bunu da halledeceğiz. Sen hiç merak etme. İnşallah dayıcığım. O zaman ben bir işleri toparlayayım dayı. Sonra beraber gideriz, şu işi bir çözelim ya. Tamam mı? Tamam efendim. Başka bir şey varsa söyle, çıkıyorum çünkü. Yok efendim, teşekkürler. Sağ ol. Dayıcığım sen de kusura bakma, bekletiyorum seni böyle ama. Olur mu öyle şey? Ben bir annemi arayayım o zaman, sonra çıkarız. Tamam.
Efendim yavrum. Anneciğim ne yapıyorsun? Eve geldim yavrum. Amcam ve babanla kahve içiyoruz. Tamam. Müsaitseniz bir gelip göreyim sizi. Tamam yavrum, bekliyorum. Tamam, görüşürüz anne. Evdeymiş. O zaman hemen çıkalım ha. Ah, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk anneciğim. Siz beraber miydiniz? Evet, şirkete uğramış. Onurcuğum, ben de sesini telefonda öyle kötü duyunca merak ettim. Yıldızcığım, onun seninle konuşmak istediği çok önemli bir konu var. Ne oldu oğlum? Anne, bu mektup olayı var ya. O mektup geldiğinden beri benim içim çok huzursuz. Hallolmuştu ya bu mevzu. Ne oldu, Lale mi vazgeçti? Anne, ben evliliğimde sözleşme istemiyorum. Bu konuda fikrim değişmez Onurcuğum. Ayrıca bu sadece seni ilgilendiren bir konu değil, takdir edersin ki. Yıldız, Yıldız, bir dakika, bir dakika. Yani Onur'la Lale'nin mutluluğu en önemli şey değil mi? Ayrıca Onur kendi kararlarını verecek bir yaşta, değil mi? Abiciğim, lütfen bari siz bu konuda fikir vermeyin, değil mi yani? Geçmiş zaman. Ne kadar yıprandınız, ne kadar üzüldük birlikte. Keşke bir sözleşmemiz olsaydı da bu durumlara. Hangi durumlar Yıldız, hangi durumlar? Abiciğim, şimdi sizi kırmak istemiyorum. Çok da üzülüyorum şu an ama... Yani bütün birikiminiz elinizde, ne var ne yoksa uçup gitmedi mi? Yani tabii siz her zaman güçlüydünüz, her şeyin üstesinden geldiniz, iyi de oldu durumunuz ama yıprandık. Yıpranmadınız mı? Lütfen. Yıldız, lütfen, lütfen. Yani ben yaşadım diye onun da mı yaşaması lazım? İstersen biraz duygusal açıdan bak, ha? Empati kur. Ne dersin? Bu riski göze alamam abiciğim, kusura bakmayın. Ben mantıklı davranmak kanaatindeyim. Anlaşıldı, anlaşıldı. Ben konuşmaya devam etmiyorum. Çünkü zaten bir şey anlamıyorum. Anneciğim her şeyin en iyisini bilir Onurcuğum. Kusura bakma, bana müsaade. Abiciğim ama... Dayı. Anne, sen ne yapıyorsun ya? Onurcuğum. Dayım kırmadı beni. Sırf bana destek olmak için yanımda geldi. Onurcuğum, sen o zamanlar neler yaşadık, bak bunların hiçbirini hatırlamıyorsun. Lütfen aklını başına al. Tabii şimdi kim bilir Lale seni nasıl baskı altına almıştır artık. Tabii çocuk da oldu. Bana kimsenin baskı kurduğu falan yok anne. Bu benim şahsi kararım. Onur, Lale'nin hayatını garanti altına al. Ev al, araba al, para ver. O senin çocuğun annesi, tamam ama... Bir daha lütfen sakın bu sözleşme meselesini gündeme getirme. Dün bir, bugün iki, bu ne oluyor ki de bir de gündeme geliyor, ben anlamıyorum ki. Lütfen neden, neden, neden? Onurcuğum. Onur, lütfen. Anne, git abinin gönlünü al. Onurcuğum, lütfen. Ay, ben ne yapacağım? Oğlumlarım bozacak bunlar benim. Ben bir gün mutlu olamayacak mıyım? Abimi de çok kırdım ben. Ay, sinirlerim bozuldu. Vallahi. Bıktım, bıktım. Efendim canım. Canım, ne yapıyorsun? İyi vallahi, Emine emzirdim, uyuttum. O zaman seni biraz dışarı çıkarayım, ne dersin? Hava almış olursun, değişiklik olur. Ya iyi olur aslında. Tamam o zaman, hazırlan hayatım, geliyorum. Tamam canım. Abla,
Ben önce bir ablamı arayayım da annem buraya göndermesin, tamam mı? Tamam, ben de Emir'i hazırlayayım. Nilüfer. Efendim anneciğim. Yavrum ben çıkıyorum, var mı bir söyleyeceğin? Yok anne, çok selam söyle. Ha. Söylerim. Efendim? Abla, anneme sakın çaktırma. Biz ablamla bizim eve geliyoruz. Sen de bahanesini bul, hemen gel, tamam mı? Annem de sakın Lale ablamın evine gönderme. Kızım ne oldu be? Tamam, tamam. Kapa, geliyorum. Kapa, kapa. Anneciğim. Anneciğim, okuldan aradılar şimdi. Gülşah rahatsızlanmış da gidip bir ona bakayım geleyim ha. Ben de çıkıyorum. Beraber çıkalım, olmazsa kötü bir şey mi var? Yok yok anneciğim, kötü bir şey yok. Gideyim bakayım bir merak etme. Niye bu kadar telaş ediyorsun madem kötü bir... Anne haber veririm. Ben kızım ben de... Şey gibi bir şey odar. İki gün bırakıyorum çocuğu. Onlara işte hasta. Ablacığım örttün değil mi üstünü? Örttüm. Hadi montumu al çıkalım. Allah Allah, herkes nerede? Emir'i mi uyutuyorlar acaba? Lale! 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 Nerede bunlar ya? Lale! 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 Bak eve gelmiş. Ama açmayacağım. Aa, ne demek o be? Aç. Aç, aç. Annem arar sonra. Aç. Tamam ya. Efendim? Alo aşkım, neredesin? Merak ettim. Sana ne olur? Sana ne? Lale, ne oluyor? Sen çok iyi bilirsin ne olduğunu. Bak, sana sadece tek bir şey soracağım. Yalvarıyorum, bu zamana kadar bana dürüst olmadın, sürekli yalan söyledin. Bari bu konuda bana dürüst ol, tamam mı? Sözleşme hala duruyor değil mi? Duruyor. Sana yalan söylemek zorunda kaldım ama... Ben de seninle bunu konuşacaktım bugün Lale. Gerçekten sana inanamıyorum ya. Yazıklar olsun. Beni sakın arama, tamam mı? Beni sakın arama. Lale. Allah kahretsin ya. Ablacığım ne diyor? Neymiş yalanın açıklaması? Ha? Ya ne diyecek? Evet diyor tabii ki ya. Ya açıklama yapılacak bir şey yok ki ortada Allah aşkına. Ya benim... Güven konusunda çok hassas olduğumu biliyor bu adam. Ve bunu bile bile bana yaptı. Yazıklar olsun ya. Al. Tamam. Efendim Onur. Nilüfer ben. Nilüfer neredesiniz? Yanınıza geliyorum. Lale'yle konuşmam lazım. Evdeyiz biz Onur. Evdeyiz. Lütfen bak ne olur. Sakın gelme. Lale zaten yeterince sinirli. Şu anda hiç zamanı değil. Biliyorum. Açıklamama fırsat vermedin Nilüfer. Yok şu anda bir şey açıklama Onur. Bak anneme de zaten senin şehir dışında olduğunu söyledi. Bizi de yalancı duruma sokma. Lale biraz böyle üstüne yatsın, bir sakinlesin. Ondan sonra konuşursunuz, tamam mı? Çok kırdım onu. Çok üzgünüm. Tamam işte yarın konuşursunuz ama bugün değil. Oğlum nasıl?
İyi, gayet iyi Onur. Merak etme. Şu an sırf Lale'yi daha fazla üzmemek için gelmiyorum oraya. Ama senden rica ediyorum. Yarın sabah beni arasın, tamam mı? Tamam. Ben konuşurum Lale'yle. Oldu. Oldu. Ne dedi abla? Ay ne bileyim, sesi üzgün geliyordu ya. Ablam bu sefer çok büyük bir hayal kırıklığına uğradı. Kolay kolay da affetmez. Bilmiyorum ablacığım, göreceğiz. Artık kafaya huni mi takarız, ne takarız bilmiyorum bu saatten sonra. Çok oldu. Lale! Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Karanlıklardan çıkmalı.